Kıymetli arkadaşlarım, herkese hayırlı akşamlar. Herkesin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutlarım. Umarım bütün dualarınız kabul olur ve güzel yerlere ulaşım sağlarsınız, hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Evet, Adalet Bakanlığı bünyesindeki önemli birkaç konudan bahsetmiş olacağız. Adalet Bakanlığı bünyesindeki katiplik sınavları hakkında birçok soru geliyor. Onlar hakkında şöyle biraz yorum yapmış olacağım. Bir ön bilgi niteliğinde size bu videoyu çekmiş olacağım arkadaşlar. Lütfen sizler de yapacağımız diğer tüm çalışmadan Adalet Bakanlığı başvurusu başladığı takdirde başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır, en doğru tercihimiz nasıl olur ile ilgili bütün kısımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlarım. Evet, Adalet Bakanlığı bünyesindeki katiplik sınavları hakkında şöyle biraz açacak olursak da öncelikle sizler zabıt katipliğine başvurabilirsiniz, icra katipliğine başvurabilirsiniz veya infaz kurumu katip atamasına başvurunuzu yapabileceğiniz 3 farklı alan mevcuttur. Ve Adalet Bakanlığı'nın büyük atamaları dışında zaman zaman kurumları da işte Yargıtay Başkanlığı'dır, Sayıştay'dır veya farklı işte kurumlardır, Yüksek Seçim Kurulu'dur gibi bu tarzda kurumlar da aslında zaman zaman katiplik sınavı açıyor. O katiplik sınavlarında genellikle imlalı oluyor. Yani sizler 3 dakikada 90 kelime yazmış olmanız gerektiğini ve imlalı bir şekilde sınava hazırlamış olmanız gerektiğini söylemiş durumdalar. Kurumlar böyle yapıyor. Ama Adalet Bakanlığı genel atamasında arkadaşlar herhangi bir şekilde imla istemiyor. İster F klavyeden girebiliyorsun, ister Q klavyeden girebiliyorsun. Yani sizler düşük puanla beraber orayı da tercih edebileceğinizi ve kazanabileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlarım. Ama sizler muhakkak eğer bilgisayar kursundan iyi bir verim aldıysanız, yani sizler 3 dakikada 90 kelime yazabiliyorsanız muhakkak zabıt katipliğine başvurunuzu yapın. Ama 3 dakikada 50 yazıyorsundur, 60 yazıyorsundur, 70 yazıyorsundur veya bir türlü 90'ı geçemiyorsundur. Muhakkak bu şekilde kimsenin ne önünü kapat ne de kendini riske at. Başka ilanları dene. Çünkü kazanmış olsan dahi uygulamalı sınavı geçemeyeceğinden ötürü herhangi bir faydası olmayacaktır sana. Muhakkak 3 dakikada 90 kelime yazabiliyorsanız sizler zabıt katipliğini seçmiş olun veya icra katipliğini seçmiş olun veyahut da infaz kurumu katip atamasını seçmiş olun arkadaşlar. Şimdi icra katipliğinde puanlar biraz daha yüksek kapatıyor tabii ki ama icra katipliği dışında infaz kurumu katip ve zabıt katipleri biraz daha düşük puanla kapattığında belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hatta zabıt katipliğinin bu sene rekor bir atamada olacağını da belirtmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz 22.120 rakamını bizlerin karşısına çıkarmış oldular. Tarihte ilk defa bu kadar atama oluyor. Ve eminim 22.120 atama içerisindeki en büyük pay bir infaz koruma memuru, iki de zabıt katipliğine ayrılmış durumdadır. Yüksek ihtimalle de önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacaktır. Başvuru başladığı takdirde sizlere bunun bilgisini de aktarmış olacağım arkadaşlar. Şimdi bunların belli başlı bölümleri var. Her ilan farklı farklı gelebiliyor. Mesela zabıt katipliği grubu içerisinde mübaşirlik de var. Hem zabıt katipliğini seçip hem mübaşirliği seçemiyorsun. Bir ilan içerisinden sadece bir tanesine başvurabiliyorsun. Bir ilan içerisinden iki tanesine başvurursan mükerrer başvuru kabul ediliyor. Yani iptal söz konusuna gidebiliyor. Başvurunuz maalesef olumsuz sonuçlanabiliyor. Dediğim gibi muhakkak doğru tercih, doğru başvuru yapmaktan emin olmak istiyorsanız bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Biz hepsini konuşmuş olacağız, merak etmeyin. Hatta infaz kurumu memurları için veya diğer farklı branşlar için kaç puanla nereyi seçsem daha iyi olur gibi bütün kısımları da konuşmuş olacağız. Peki zabıt katipliği iş ve işlemleri hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlere. Zabıt katipliği arkadaşlarım, sizler daha çok böyle hakimle haşır neşir olan kişiler oluyorsunuz. Sizler 3 farklı dalda, 3 farklı grupta aslında işe başlayabiliyorsunuz. Bir zabıt katipliğin kendi odaları var. 3-4 zabıt katipliği yine dosyaları arşivleyebiliyor. Farklı işte duruşma kararlarını veya hakimin veya savcının farklı işlerini bilgisayar üzerine kaydeden kişi oluyor. Masa başı işlemleri halleden bir memurdur arkadaşlar. Maaşı da en az 12 bin lira ve üzeridir arkadaşlarım. Yani 13 bin lira, 14 bin lira, hatta kimisi 14 bin 700 lira aldığında duymuştum danışanlarım içerisinde ve tabii ki de takipçilerim içerisinde bu denli maaşların da var olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Zabıt katipliği bu şekilde. İcra katipliği de daha çok yine sizler icra dairesi başkanına çalıştırılmak üzere daha çok icralık işleri, dosyaları veya duruşmaları ele alıyorsunuz. Onları dosyalarını arşivliyorsunuz veya bilgisayara kaydetmiş oluyorsunuz. Sizlerin de işi genelde masa başı işlemlerdir ama zaman zaman tabii de sahaya çıktığınız durumlarda olabiliyor arkadaşlar. İnfaz kurumu katip ataması da cezaevlerinde veya cezaevlerine bağlı kuruluşlarda daha çok görev aldığında belirtmek istiyorum. Bu farklı türdeki katip atamalarında şansınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bakın bu her 3 katipliğe de ayrı ayrı başvurabileceğinizi de belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Çünkü her biri farklı bir ilanda olduğu için sizler başvurularınızı yapmış olacaksınız. Her bir ilandan sadece bir tanesine başvurabilirsiniz.
Bunun da bilgisini son olarak size söylemiş olayım. Günü geldiğinde hepsini tekrar konuşmuş olacağız. Başvuru nasıl yapılır, neden yapılır, bütün kısımları hepsini tekrardan aktarmış olacağım size arkadaşlar. Lütfen Boyometre'ye karşı videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden 22.120 atamanın detaylarına ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.